meraklısı çok. Ama son dönemlerde ismini çok duyduğu için bıkanlar, tadına bile bakmak istemeyenler de bir o kadar çok. Neden bahsediyoruz? Dubai çikolatasından. Son dönemde sosyal medyada büyük ilgi gören Dubai çikolatasına Profesör Doktor Canan Karatay'dan çarpıcı bir uyarı geldi. Dubai çikolatası tutkunlarını zehirden farkı yok, kanser yapıyor diyerek uyaran Karatay, hekimlere de ağır eleştirilerde bulundu. Yediler yediler doymadılar. Saatlerce kuyrukta bile beklediler. Ama Canan Karatay'dan Dubai çikolatası sevenlere dikkat çeken bir uyarı geldi. Hazır olan her şey zehir. Fabrikadan çıkan her şey zehir artık bu dünya, bu şeyde, Türkiye'de. Bunu artık kabul etmek lazım. Profesör Doktor Canan Karatay'ın son açıklaması Dubai çikolatası tutkunlarını üzecek gibi. Karatay, Dubai çikolatası tüketenleri, tüketenler annem kanser oldu, ben de olacağım diye beklesinler dedi. Zehir. Bazen başka sorma, zehir. Zehir. Yani firmaların yaptığı, ürettiği bir zehir. Yesinler, vücutlarına asit yapsınlar, hastalansınlar, kanser olsunlar. Ondan sonra annem de kanser oldu, ben de olacağım diye beklesinler. Karatay'ın uyarıları bu kadarla da bitmedi. TGRT Haber'de Gülden Kalecik Demirtaş'ın konuğu olan Karatay, cerrahlara da sert eleştirilerde bulundu. Bunu cerrahlar yapamaz. Bunu gerçek hekimler yapar. Cerrahlar hekim değildir. Doktorların talep ettiği tahlil ve tetkikleri gereksiz bulan Karatay eleştirilerine devam etti. Esas tıp budur. Hastayla ruhsal olarak da fizik olarak da ilişki kurmak çok önemli. Yoksa bunu yap getir. Çünkü kusura bakmasınlar, ne yapacakları bilmedikleri için belki bir şey bulabilirim diye. Canan Karatay hasta hekim ilişkisinin nasıl olması gerektiğini de anlattı. Böbreğine bakarsınız, bacağına bakarsınız vesaire vesaire. Hareketlerine bakarsınız, işte cildine bakarsınız. Ondan sonra gerekli tetkikleri ister. Kadim tıp budur, esas tıp budur.